CIA'de YouTube'un derinliklerine sızmak için yetiştirilmeden önce gerçekten bir hayatım vardı. Sizin için inanması biraz zor biliyorum ama evet vardı. Aç karnımı doyurmak için ya da ev kiramı yetiştirmek için sokak müzisyenliği yapıyorum. Bu havalı bir intro mu yoksa normal bir konuşma mı? Bunu editlerken çok zorlanacağım. Evet çok zorlanıyorum. Neyse normal devam edeceğim. Ve sokak müzisyenliği yaptığım zamanlar en çok tecrübe öğrendiğim ve hayatla ilgili en çok şey öğrendiğim zamanlarda. Ve en eğlenceli zamanlarıydı galiba. Yakın zamanlarda yanımda benimle birlikte sokak müziği yapan bir arkadaşı bana ulaştı ve o günlerden konuştuk. Ve hoşuma gitti, o günleri hatırladım. Ve ondan bana bu video için yardım etmesini istedim. Bana zamanında yaşadığımız anıları hatırlatacak sokakta yaşanmış videolar falan atmasını istedim. Evet arkadaşlarım böyle kullanıyorum. Ve yolladı. Bakalım neler göreceğiz. Çok garip bir video olacak bu. Ne var burada? Nasıl bir yer lan burası? Çok iyiymiş ya. Bizim zamanımızda böyle şeyler asla tolere edilmiyordu. Yani eğer sokakta sizi bir zabıta yakalarsa o günkü kazandığınız parayı elveda demeniz gerek. Aha çok iyi content lan. Sokak müziği yapacaklara tavsiyeler. Tamam yeter. Kural 1. Eğer sokak müziği yapacaksanız buna alışkın olmanız lazım. Sesi ortalamadan kötü olup ama sadece özgüveni tavan yapmış insanlar gelip yaptığınız müziği sabote edeceklerdir büyük ihtimal. Ve bununla yaşamayı öğrenseniz iyi olur. Hatırlıyorum da abi şarkı söyletmiyorlardı bize gerçekten. Yani bir grup ne kadar kalabalıksa onların özgüven ortalaması o kadar yükseliyor ve kanka bak şimdi ne yapıyorum deyip bok ediyorlar her şeyi. Bu ayrı bir seviye. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Çok iyi içerik buldum şu an ya. Bunu her hafta yapacağım. Eski sokak müzisyeni React videolar. Hani bana böyle hep soruyorlar işte abi nasıl müzik ya? Abi bu kadar enstrüman nasıl oluyor? Bir elektronik müzik yapacağım abi. Böyle sorular çok geliyor. Ama bunların hiçbirisi sihirli bir oluşum değil tamam mı? Perfect kulağınız yoksa yani çocukluğunuzdan beri eğitilmemişseniz sürekli müziğe maruz kaldığınızda öğrenilmiş kulağa sahip oluyorsunuz. Hani konservatuara gidip müziğin direkt teorisini öğren insanlar gibi olmuyorsunuz ama en azından duyduğunuz şeyi anlayabiliyorsunuz. İşte bu bana sokaktan gelen bir şey. Ama bu dönemde sokağa çıkıp şarkı söylemenizi tavsiye etmem. Oh! Oh! Çok kıskan... Abi kıyamam. Hemen geri topluyor. Ya bak her şeyi anlıyorum ama toplum içinde bu kadar cringe hareketler sergileyebilecek kafaya nasıl ulaşabiliyor insana? Bunları anlayamadım. Tek şey bu olabilir ya. Bir tek bunu anlayamıyorum. Ve Mamel hala yatıyor. Biri onun burnunu kırmadığı sürece yerden kalkmayacak. Doesn't give a shit. Abi arkadaş falan olsun ya. Bunun bir PR çalışması olduğunu söylesin biri gelip lütfen. Çünkü çok iyi. 5 milyon izlenmiş. Baksana buraya kimler gelmiştir bu videodan sonra. Bu adam Bach falan çalacak değil mi? Hissediyorum onu. O ruhu hissediyorum bak. Bakın bu işte işin %80'i görünüştür. Müziğinizin ne kadar iyi olduğunu bir önemi yok. Yani çok yakışıklı ya da çok güzelseniz ya da bambaşka bir tarzınız varsa mesela bir erkek mini etek giyerek gitar çalıyorsa onun etrafında ajdar söylese bile en az 20 kişi olacaktır. Hayır bir erkek etek giyebilir isterse ama asıl anlatmak istediğim şey bu değil. Eğer bu bir numaraysa bunu anlayacağım. Ya şimdi açık konuşmak gerekirse adamın dış görünüşüne bakıp çok iyi çaldığını düşündüğümde bu adamın bu işi yapmadığını söylersen bu beni çok ayrımcı bir insan yapacak. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapmayacağım. Ama tarz her şeydir. Müzik hiçbir şey. Uf, tarzı görüyor musun? Abi işte bu ya. Yani bununla çok iyi müzik yapmasına bile gerek yok. Adam bu sistemi kurmuş ya. Yani bu borulardan bunu yapmış ya. Adam sadece bunu getirip sokağa koysa bile insanların buraya para atması lazım. Ben de böyle birini tanımıştım. Size yemin ederim bunun aynısı bir su pompasını trombona çevirmiş bir arkadaşım vardı ve
Buradan üfleyip... Bunu göstermiyor. Neyse, vardı yani. Çok garip... Lan. Çok garip şeylerden müzik yaparsanız... insanlar izler. Bakınız. Burada nedir? Biri bağıracak mı? Polis mi gelecek? Ne oluyor? Söyle bana. Aa, çok kötü bir olay ya. Sokak müziği dersleri kural 6.947.013. Birileri paranızı çalabilir. O yüzden para kutunuzu her zaman uzanabileceğiniz bir yere koyun. Benim o kadar çok param çalındı ki ve o kadar çok koştum ki. Bu işi zaten meslek olarak yapan insanlar senden daha hızlı koşabildikleri için de yapıyorlar bu işi. O yüzden asla yetişemiyor. Ama bizde genelde hani evsiz insanlar falan değil de başka müzisyenler çalıyordu. Çocuk oluyorlar ve darbuka çalıyorlar. Senin gelip müziğini sabote ediyorlar falan. Sen onlara kış çıkış yapınca da senin paranı çalıp gidiyorlar. Sonra onu dövdük. Bir hafta sonra abileriyle geldiler ama bu hikayenin devamını anlatmak istemiyorum. Ama yine de onu dövdüğümü büyük ihtimalle thumbnail'a bir yere yazacağım. Ses niye bir tek buradan geliyor? Ne oluyor lan? Ses sisteminiz bozulmadı. Oh! Evet. Uf, bayılıyorum böyle şeylere. Dans, dans edin. Niye herkes izliyor sadece? Evet, mamen! İşte bu! Birilerinin kafası çok iyi. Bu adamın kafasının iyi olmaması. İliklerime kadar hissettim. Benim de üstüme çok takılıp düşen insanlar oldu. Hatta bir keresinde gitarım çatlamıştı ama... O adamı da dövmüştük ya. Sokak hayatı kanka, anlıyor musun? Ya ezeceksin ya ezeceksin. Yani arası yok. Anlıyor musun? O kadar belli ki bu adamın arıza olduğu. Bir gıcık bir şey yapacak ve dayak et. Oo! Hak etmiş midir, hak etmemiş midir? Bunların hepsi yorumda. Siz de fikrinizi belirtin ve hiçbir şey değişmesin dünyada. Böyle hayatınızda çok zor dönemler geçirdikten 5 yıl sonra onlardan geriye sadece iyi anılar kalıyor. O yüzden yapabildiğiniz kadar çılgınlık yapmaya çalışın. Ne güzel konuştum be! Anladın sen.